Herkese merhaba. Bugünkü sunumumda derin kuyulara uygulanabilecek yeni bir ısı cevap testi. Yani diğer bir deyimle termal respon testi ile ilgili konuşacağım. Ne var sunumun içerisinde? Başta toprak kaynaklı pompalarından biraz bahsedeceğim. Daha sonra ısı tepki testi, yani termal respon testi ile ilgili bazı bilgiler vereceğim. Isı tepki testlerin tipleri ile ilgili bazı şeylere bakacağız. Daha sonra sabit sıcaklıkla ilgili test metoduna bakacağız. Daha sonradan burada önerdiğimiz metodun sayısal doğrulaması ve sonuçlara geçeceğim. Toprak kaynaklı ısı pompaları, ısı pompası bildiğiniz gibi ısıyı bir kaynaktan diğer bir kaynağa aktarabilen sistemlere verilir. Binaların ısıtılmasında ısı pompaları genellikle kullanılmaktadır. Isının çekilmesi için sıcaklığın pratik olarak değişmeyeceği kaynaklardan ısı çekilebilir. Hava, toprak, su. Fakat hava kaynaklı ısı pompaları verimleri düşük. Su kaynaklı ısı pompaları, su kaynağı olması lazım ısı pompasının yanında. Toprak kaynaklı ısı pompaları çok geniş uygulama alanına sahip, her yere uygulanabilir. Burada yaklaşık %75'i bu kaynaklardan gelir. %25'i de elektrik enerjisinden çekilerek binaya ısının %100'ü veya %99'a kadar aktarılabilir. Bugün odak noktamız toprak kaynaklı ısı pompalarının düşey uygulamaları. Burada bir kuyuyla ısı pompasına bağlanıyor. Isı pompası daha sonradan binanın ısıtılması veya sıcak su elde edilmesi için uygulanıyor. Şimdi toprak kaynaklı ısı pompalarının planlanmasında en önemli sorulardan biri ne kadar uzunlukta kuyu gerekeceğidir. Çünkü toprak kaynaklı ısı pompası sistemlerinde elde edilen ısı enerjisinin %70-80'i topraktan gelmektedir. Bu nedenle toprak tarafın iyi planlanması oldukça önemlidir. Bu sorunun cevabı kurulacak toprak altı sisteminin uzun zaman davranışı tahmin edilerek, yani sayısal simülasyonunda bulunabilir. Bu tahmini yapabilmek için kullanılacak kuyunun ısı özelliklerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu ısı özelliklerini belirlemek için bir test gerçekleştirilir. Bu testte kuyunun verilen ısıya tepkisi incelendiği için ısı tepki testi olarak isimlendirilir. Şimdi burada ısı tepki testi, yani termal respons testi bakacağız. Yani geleneksel sabit ısı akısı metoduyla burada gördüğünüz şekilde bir tane kuyu var. Açılmış bir kuyu, içerisinde U borusu yerleştirilmiş. Bu U borusuna bir tane test sistemi bağlanmış. Burada test sisteminde neler var? Sirkülasyon pompası suyun sirkülasyonunu sağlıyor. Bu kapalı çevrim içerisinde gidiş ve dönüş sıcaklıkları ölçülüyor. Debimetre debiyi ölçüyor. Buradan ısı enerjisi ısıtıcı tarafından veriliyor. Motor lobuna da sistemin kontrolünü sağlıyor. Burada ısı enerjisi ısıtıcıya, suya, daha sonradan kuyuya verilmiş oluyor. Burada sıcaklığın test süresi içerisinde değişiminden kuyunun ısı özelliği Kelvin'in çizgi kaynak denklemiyle belirlenebilir. Burada görüyoruz Kelvin'in çizgi kaynak denklemi. Bu sıcaklık farkı kuyunun doğal sıcaklığıyla verilen sıcaklığı arasındaki sıcaklık farkı. Buradaki kuyuya verilen ısıl güç. Bunu zaten ölçebiliyoruz. Burada ısı etkenlik değerini elde edeceğiz. Burada bu denklemi buradan elde ediyoruz. Bu denklemi buradan termal konduktivite elde edilmesi için türetebiliyoruz bu şekilde. Burada örnek bir test gözüküyor. Bu logaritmik zaman ekseni burada sabit ısı akısı verildiği durumda sıcaklığın, yani ortalama sıcaklığın, gidiş dönüş sıcaklığının değişimi görüyoruz. Lineer bir değişim gösteriyor burada. Bu değişimin eğiminden, bu denklem içerisinde koyduğumuz zaman burada gördüğümüz C bu eğimi gösteriyor. Buradan toprağın bu kuyunun ısı iletkenlik değerini, yani ortalama katmanların ortalaması değerini elde edebiliyoruz. Şimdi sabit sıcaklıkta ısı tepki testine baktığımız zaman aynı şekilde yine bir kuyu var. Test sistemi bağlanmış. Sadece burada farklı olarak bir kontrol sistemi var. Burada amaç aynı şekilde ısı enerjisi ısıtıcıdan suya, buradan da kuyu içerisinde dolaşan suya veriliyor. Burada bu testte oluşan suyun sıcaklığı belirlenen test sıcaklığında sabit tutulur. Burada da sabit tutulması gidiş sıcaklığının, yani içeride oluşan suyun sıcaklığının sabit tutulmasıyla sağlanabiliyor. Sıcaklığın sabit tutulması ısıtıcının otomatik kontrolüyle gerçekleştiriliyor burada. Kuyu içerisinde dolaştırılan suyun sıcaklığı sabit tutulması için gereken ısı akısının değişiminden ısıl özellikler belirlenebilir. Bir önceki metotta olduğu gibi burada kuyu çevresi sabit sıcaklıkta tutulan kuyuda ısı akısının ifadesini görüyoruz burada. Bu verilmesi gereken ısı akısı bunun logaritmik eksendeki yine aynı şekilde bir önceki şekilde olduğu gibi değişimi buradaki bu şu şekilde eğim değerini gösterecek bize. Bu eğim değerinden de biz buradaki termal konduktivite, yani ısı iletkenliği değerini elde edebileceğiz. Burada örnek bir test görüyoruz yine logaritmik zaman ekseni. Burada ısı akısının verilmesi gereken ısı akısının tersinin değişimi. Buradan bu eğilim değerini o gördüğümüz denklem içerisinde koyduğumuz zaman buradaki eğim, buradaki test sıcaklığımız ve doğal toprak sıcaklığı buradan yine ısı etkenliği aynı şekilde edebiliyoruz. Bu detaylı bilgiyi bu kaynaktan bulabilirsiniz. Kablo ve sensörler ile test durumunda nasıl bir sistem gerçekleşiyor ona bakacak olursak.